Tayyip'ten Allah razı olsun diyenler şimdi de desin onu çok istiyorum. Memnunuz Tayyip'ten diyorlardı ya. Evet, bence de düzelecek giderse. Ne ucuzu? Ne ucuzu? Türkiye batmış. Gelmez mi teyze? Böyle giderse düzelmez. Düzelecek diyor ekonomi bak. Ya hep yalan. Hanımefendi merhaba. Nasıl ekonomiden memnun muyum? Efendim? Ekonomiden memnun muyum? Ya, Tayyip başta olduğu sürece ben memnunum abi. Size kolay gelsin. Tabii canım. Allah olmayanlar arasın. Bu pahalılık ekonomik değil, psikolojik dedi. Valla Tayyip babamız ne dediyse doğrudur. Yani doğrudur yani. Ekonomi bakanı da 2024'te düzelecek diyor. Bilemiyorum. Düzeliyor da en son ama yine kötüye gidiyor her şey. Nasıl ekonomiden memnun muyuz diye soruyoruz vatandaşa. Hiçbir şeyden memnun değilim. Türkiye'nin gidişinden de memnun değilim. Çok fazla da bir şey söylemek ekonomi istemiyorum. Bakanı düzelecek diyor 2024'te. Batıyoruz batıyoruz geç onları. Cumhurbaşkanı batıyoruz. Da diyor ki bu pahalılık ekonomik değil psikolojik diyor. Yarın da öbür türlü söyler. Ne olacak ki? Hiç problem değil onun için. Bugün öyle söylemiş yarın böyle söylemiş. Konuşmak istemiyorum. O kafayı gitmiş yani ona. Vallahi bir şey diyeyim mi? Evet, bunu ben bekliyordum. Çünkü hep böyle YouTube'da filan izliyorum. Tayyip'ten Allah razı olsun diyenler şimdi de desin onu çok istiyorum. Memnunuz Tayyip'ten diyorlardı ya. Evet, bence de düzelecek. Giderse. Giderse. Evet, giderse. Cumhurbaşkanı geçen açıklama yaptı. Dedi ki bu pahalılık ekonomik değil psikolojik dedi. Onun psikolojisi zaten öyle. Halkın da psikolojisini öyle yaptı zaten. Yazık. Ne diyeyim? Bence biraz daha zam yapsın daha güzel oluyor. Var. Halkımız memnun. Modumu kesmiyorum ki bu dünya Fatih Sultan Mehmet'e kalmamış kimseye. Ona da geldiği gibi gidecek o da gidecek ama yazık. Üzülüyorum. Suriyelilerin gelmesine üzülüyorum. Bizim askerlerimizin Suriye'ye gitmesine üzülüyorum. O giderse düzelir umudum var. Ve dört gözle de bekliyorum. Ama işte artık şey tiye almaya başladık. Duyduk böyle seyrediyoruz YouTube'da şurada burada. Tayyip'ten Allah razı olsun ben de öyle diyorum artık. Çünkü emekliyim yani ihtiyacım yok karı koca emekliyiz. Bizi rahatsız etmiyor o yüzden Allah razı olsun Tayyip'ten diyorum. İyi ki var Tayyip diyorum işte böyle. Sormana gerek yok suratımdan belli olmuyor mu? Nesinden memnun olayım? Ben soruyoruz ekonomi bakanı 2024'te düzelecek diyor. O zamana kadar yaşayacak mıyım ben? O zamana kadar yaşayacak mıyım ben? Zaten fark etmiyor canlı canlı mezara koydular bizi. Yani ne diyeyim ben? Hiçbir şey söyleyemiyorum artık çünkü her şeyi de ağzımı kapatıyorum. Ağzıma yanlışlıkla bir laf çıkar o sonra başım dönüyor. Duymuşsundur. Cumhurbaşkanı da diyor ki bu pahalılık ekonomik değil diyor. Psikolojik diyor. Psikolojik? Suya 1 lira, mazota 1 lira zam geliyor. Suya 20 lira zam koyuyorlar. Mazot inecek mi diyorum. İnse diyor indirecek misin fiyatı? Olmaz. Mazota zam gelince sen 20 lira indiği zaman mazotu niye indirmiyorsun fiyatı? Millet tutturmuş gidiyor artık. Hiçbir şeyden memnun değilim. Ben yaşadığımdan bile memnun değilim. Kusura bakmayın fazla konuşmak istemiyorum. Doluyum. Yaşayacağım. Yaşamamış 78. Allah geleceklere, gençlere yardım etsin. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Önceden diyordu ki emekliler en güzel çağlarını bizim zamanımızda yaşatıyorlardı birkaç sene önce. 1300 lira, 1500 lira zam veriyor. Kendilerine ben bir şey söylemiyorum. Bana verdiği %25 zamla kendileri %25 zam ne kadar alıyorlar? Ondan sonra yetmiyor diye konuşuyorlar. Ekonomiden memnun muyuz? Vallahi biraz kötü. Bayağı bir kötü hem de. Daha yeni işten atıldım bir de. Sıkıntılı. Ne olacak, ne gidecek? Cumhurbaşkanı da bu pahalılık ekonomik değil, psikolojik diyor. Doğru mu sizce? Psikolojik mi pahalılık? Allah, kimse de psikolojik olmadı yani. Herkesin psikolojisi bozuk. Psikiyatrıdan geliyoruz daha yeni işte. Hiç değil. Hayır, hiç değiliz. Maalesef hiç değiliz. Hele çocuk varken çok zor. Yetişemiyorsun hiçbir şey. Bebek bezi mama. Tabii her şey pahalı. Öyle. Yani şu an biz mesela çocuk düşünemiyoruz. Şu an tek maaşla geçinmeye çalışıyoruz. Kiralar almış başını gitmiş. İnsanlar artık çok değişti. Korkuyoruz da bir yandan. Başımıza ne gelecek diye. Bilmiyorum. Çok kötü gidiyor her şey. Ekonomi bakanı da 2024'te düzelecek diyor. Bilemiyorum. Düzeliyor da en son ama yine kötüye gidiyor her şey. Bir sabitliyor, bir artıyor. Bir şeyler yapıyorlar ama bizim için bir değişen yok. Yine geçim zorluğu yaşıyoruz. Bu pahalılık ekonomik değil, psikolojik dedi. Hayır. Psikolojikle alakası yok. Yani biz ikimiz çalışırken de geçinin psikolojisi bozuluyor. Belki orada şey yapmış olabilir. Evet. Sıkıntılardan ötürü psikolojimiz bayağı bozuldu. Artık bıçaklayanlar, saldıranlar, ev sahipleri, kiracılar. Şu an mesela kiracımız da önümüzdeki ay sözleşmemiz yenilenecek. Bakıyoruz yani bekliyoruz korkuyla ne olacak diye. Abi ekonomi diye bir şey kalmamış ki.
İçimizden geçmişti. Vatandaş işini ferah tutsun dedi hükümet. Abi bu hikaye ya, o gidiş zor yani. 10 sene ancak. Bir senede olacak bir şey değil yani. 10 sene sonra belki yani de şimdi biraz zor. Başkan da bu pahalılık ekonomik değil, psikolojik dedi. Kendi psikolojisi var mı? Psikolojik diye bir şey yok yani. Psikolojik bir şey olsa dünya kadar psikolojik var Türkiye'de. Psikolojiye danışabilirler yani. Ama psikolojik değil yani. Paranın psikolojikle alakası yok. Sadece paraya tapınmak var. Halk paraya tapınmıyor. Paraya tapınanlar yukarıdakiler. Merhaba, nasıl, memnun muyuz ekonomiden? Değiliz. Niye memnun olalım? Ya hiçbir şey alamıyoruz. Hiçbir şey yetiştiremiyoruz öyle. Ekonomi Bakanı biz düzelteceğiz 2024'te dedi. Sanmıyorum, düzelmez. Cumhurbaşkanı da dedi ki bu pahalılık ekonomik değil, psikolojik dedi. Öyle. Sanmıyorum. Psikolojik olsa bile ne kadar çalışsak hiçbir şey yetiştiremiyoruz. Hele öğrenciler. Yani bir gelecek göremiyoruz. Yani yetiştiremiyoruz. Mecburen biz de çalışıyoruz. Ailemize destek olmaya çalışıyoruz ama yine de yetmiyor. Ekonomiden memnun değilim. İnşallah düzelir. Bekliyoruz hep beraber. Cumhurbaşkanı da bu pahalılık ekonomik değil, psikolojik diyor. Hayır, hayır. Abi merhaba. Nasıl değerlendiriyoruz ekonomiyi, gidişatı? Ya çok acelem var ama hiç iyi değil. Yeter. Değil, gelecek diyor mu ekonomi? Ya bakanı? Kim dedi ya? Ekonomi Bakanı dedi abi. 20, ya 20 senedir düzelmeyen ekonomi şimdi mi düzelecek? Cumhurbaşkanı da dedi ki bu pahalılık ekonomik değil, psikolojik dedi. Hepsi yalan. Yalan mı? Düzelmez yalan. Mi? Hayır. Bunu da abi seçimden önce dolar 19'du, şimdi 30'a yanaştı. Abi mesele o değil. Mesele önce yanlış sistem. Şey. Sistem yanlış, sistem. Sistem yanlış olmasa tamam. Yani ben A parti, B parti onu şey yapmıyorum. Ama sistem tamamen yanlış, farklı yerine doğru gidiyoruz. En büyük tehlike o. Ekonomi düzelir, her şey düzelir. Hiç önemli değil. Yeter ki güzel bir insan geldi mi düzelir. Bu AKP'nin gitmesi lazım. Yanlış çünkü. O bizim toplumumuza uygun zihniyet değil. Ama vatandaş onu istiyor. Ya ne vatandaş? Benim şahsi düşüncem 2011 yılından beri seçimlerde adaletli seçim yok. 2011 yılından beri. Ben öyle düşünüyorum. Hele bu sesimde zaten iş yok. Tıpkı işte bizim Türkiye Cumhuriyetlere dönüştük, Araplara dönüştük. Anladın? Sonuç bu. Röportaj yapmak ister misin? Ekonomiyi soruyoruz. Nasıl değerlendiriyorsun genç olarak ekonomiyi? Kötü abi ya. Gidilecek diyor ekonomi. Bilmiyorum abi, bakarız. Güzelir mi sence? Yani bir zor abi ya şu anda. İyice battı yani. Abi ekonomiden kim memnun ya? Arada. Kim memnun yani? Vallahi abi şu an ekonomiden bence gençler olarak hiç kimse memnun değil zaten. Türkiye'nin şartı bayağı bir zorlaştıkça zorlaşıyor. Yani örnek veriyorum, ben abi şeyde markete çalışıyorum, mağaza müdürüyüm. Yani oradaki asıl ekonomi durumunu ben görüyorum. Fiyatlardan dolayı. Direkt de etiket değiştir, onu yap, bunu yap. Yani sürekli uğraşılıyor. Fiyat. Aynen, yeni bir açıklama yaptı. Enflasyon düşecekmiş, şu rakam bu rakam olacakmış. Ama o zamana kadar pahalılık devam edecek dedi. Pahalılık devam eder abi ya. Hiçbir şeyin bu saatten sonra fiyatının ben düşeceğine inanmıyorum. Yani şimdi örnek veriyorum abi. Şekere indirim yapıyorlar. Sence ne kadar düşüş oluyor? Yani örnek 1 lira, 2 lira, 3 lira. Yani bu da millete indirim yansıyor olarak. Yansıyor yani raflara. Yansıyor abi. Ondan da yansıyor yani. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Cumhurbaşkanı da bu pahalılık ekonomik değil, psikolojik dedi. Vallahi Tayyip babamız ne dediyse doğrudur. Yani doğrudur yani. Recep Tayyip Erdoğan ne dediyse doğrudur. Hiçbir sıkıntı yok. Ekonomiden nasıl, memnun muyuz? Vallahi nasıl memnun oluruz? Söyleyin yani, ekonomi tamamen sıfır yani, bitti. İnsanların artık geçim gücünü zorlaştı yani, bitti yani. Düzeldiğini görmedik ki. Hep söylüyor, hep düzeltiyorlar. Her gün daha kötüye gidiyoruz aslında. Yani iyiye gittiğimiz yok yani. Cumhurbaşkanı da bu pahalılık ekonomik değil, psikolojik dedi. Nasıl olur pahalılık psikolojikli? Psikoloji olan adam delidir bence. Yani delidir. Psikolojiyle bir ilgisi var mı bu geçimin? Yok. Yani kendi milleti allem etti, kallem etti, kazandı ama bundan sonra çok zor. Çok zor yani, yani bundan. Yani şu an bir daha seçim olsa kazanır mı, kazanamaz mı? Şu görünüşte kazanamaz ama şu görünüşte. Tabii milletimize güven olmuyor. Burada bunu söylüyor. Yarın öbür günü kalkıyor gidiyor, resmen oyunu atıyor. Ben de attım. Ben inkar etmem. En son ne zaman attın? Bu son seçimde attım. 2023'te attınız mı? Tabii attım. Tayyip Erdoğan'a attım ama üzüm yani. Çok ne kötü. Neden attınız peki? Ya ben şöyle bir caziplik hissettim. Belki düzeltir konuşmalarınla, şunla bunla belki düzeliriz dedim. Daha iyiye gideriz. Karşı iki taraftan da hiç doğru düz masaya vurup da bardağı kaldıracak kişi yok yani. Öyle bir şey olsaydı zaten vatandaş da belki düşünür. Ama bu belediye seçimlerinde zannetmiyorum. Zannetmiyorum yani, kaybeder yani. Zaten onu kaybettikten sonra çok şeyde döner yani. Halka gene güvenmiyorum, bak söylüyorum. Gene halka güvenmiyorum. Yani çünkü şimdi abi yorumlarda yazacaklar, diyecekler ki abimiz de oy verecek, yine verecek diyecekler. Hayır. Vermez misin? Vermem. Yani vermem. Şöyle vermem. Tayyip Erdoğan'dan beklediğimin hiçbir şeyini. Emekli, ben de emekliyim. Gelsin aynı maaşla kendi geçinsin.
otursun kendi geçirsin. Yani bizlerin çok bilmediğimiz çok şeyler var aslında. Yani bazı seyrediyoruz televizyondan, şundan bundan, bilmediğimiz çok şeyler var. Saray mesela. Amerika'da da aynısını yapıyormuş sarayın. Bu seçimden önce de vardı. Vardı ama bizler çok bilmiyorduk, açık etmiyordu ki. Şimdi bizi birisi çıktı, vatandaşı uyandırdı. Uyandırdı, ben gördüm, hakikat şaşırdım. Bu kadar beklemiyordum yani, bekliyordum. Yapacak ama bu kadarını beklemiyordum yani. Bizi çağırdığımız hiç iyi değil. Satılacak bir şey kalmadı, ondan sonra artık... Hep yastık altı diyor. Yastık altı ama yastık altında da kalmadı ki. Kalmadı yani, yastık altında da kalmadı. Böyle 13-14'ten aşağı, 15'ten aşağı ev yok. Bu vatandaş ne yapacak? Bu vatandaş ne edecek? Mesela sanayide, Kadasan'da orada bakın Suriyeli çalışıyor. Sigortasız çalıştırıyorlar. Benim vatandaşım niye gelmiyor? Niye denetlemiyorlar? Niçin yapmıyorlar? Denetlesinler. O çalıştırana versinler cezayı. Ya bu saydığınız sorunlar seçimden önce de vardı aslında. Vardı. Vardı ama gene insan bir parça idare ediyordu. Bu son zamlar iyicene mahvetti. Son zamlar zaten. Bütün ortalığa bu zamlar şey yaptı. Son zamlar yaptı yani.